Aa Ömer Bey, siz bu saatte çıkmazdınız. Akşamki röportajı hazırlanmam lazım. Hazırlanın tabii. Siz bir şey mi diyecektiniz? Sinan anneannemle tanışmış, öyle mi? Evet. Sadece anneannemle değil, abimle de tanıştı. Ha, size geldi yani. Hı hı. Yeni patronunla bayağı iyi anlaşıyorsun. Harika, çok güzel. Siz bir şeye mi kızdınız? Yok, niye kızacağım? Yani herkesin kendi hayatı sonuçta. Yok yok, kızdınız da ben neye kızdığınızı anlayamadım. Anlayamıyorsun, öyle mi? Evet. Gelmiyor musun? Ben merdivenlerden gideceğim. Sen bilirsin. Daha fazla yüreğimi kaldırmayacak çünkü. Alo Koray. Açıyorum Melih. Bu gönderdiğin fotoğraf orijinal değil mi? Aa Ömer. Ya insanı nasıl tövmede altında bırakıyorsun? Gençliğim kurusu ki Photoshop'suz bu. Tamam tamam kızma. Hadi görüşürüz. İçinde bu kadar acil. Feryal Hanım gelmedi mi? Sen gel bakalım şöyle. Ömer Bey. Gel gel. Otur güzelce. Bu fotoğrafla ilgili ne düşünüyorsun? Güzel, güzel. Tanıyor musun mankeni? Yok. Ben pek manken tanımam zaten. Allah Allah. Bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Ya öyle. Yani duruşu bir tuhaf sanki. Marka yüzümüz yaptık ama doğru mu yaptık, yapmasa mıydık? Yani tuhaf mı? Neyse canım, ben ne anlarım? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani karmaşık bir görüntüsü var bence. Yani duruşuyla ne ifade ettiği pek anlaşılmıyor. Niye anlaşılmasın ya? Yani bence gayet iyi. Böyle dik duruyor. Yok yok, hiç dik durmuyor. Ömer Bey, haksızlık etmiyor musunuz? İnsanlar hayatta gayet dik durabilirler. Ama bazı zorunluluklar onları alıp hiç istemedikleri karmaşık şeyler yapmak zorunda bırakabilir. İşin sizin hiç bilmediğiniz bir yönü vardır belki. Konumuz hala manken mi? Aa, tabii, tabii hala manken. Yani bence öyle. Sizce öyle değil mi? Yani ben... Öyle benzetme olsun diye şey ettim. Yani neydi o şey yaptım ben.
Metafor yaptım, metafor. Metafor. Ya bir şey diyeceğim, sen bu mankeni tanıyor musun? Baksana nasıl savunuyorsun. Yok, yok. Tanımıyorum. Bakın, tanımıyorum. Defne. Çırpınma. Ay. Ay, kalbim sıkıştı, dayanamayacağım. Ay. Kafamın içini görüyormuş gibi bakıyorsunuz. Hadi ya. O manken benim. Fotoğraftaki de benim. Fotoğrafı da Koray Bey çekti. Çok mu kızdınız? Sence? Neden, nasıl, niye? Koray Bey bende kalp var dedi. Arada tekliyor dedi. Kız dedi, gece dedi, dursun mu dedi. Ben de korktum, kabul ettim. Koray'da mı kalp varmış? Yok mu? Yok tabii. Domuzun teki Koray. Neyse şimdi konumuz Koray değil. Sen niye söylemedin bana? Çok yerinde bir soru oldu. Niye söylemedim? Ya işte o sıralar böyle bir gergindik falan. Ben de şimdi böyle bir şey söyleyip daha fazla da bu böyle olayların içine karışmak istemedim. Olaylar? Sen yeterince olaylara karıştığının farkında değilsin galiba. Nasıl yani? Anlatırdım aslında ama duymak isteyeceğini zannetmiyorum. Yani sonuçta sen kendi kararlarını aldın. Ben de sana saygı duydum. Neyse. Buldun mu not defterini sen? Ha, not defteri. Ya öyle konu değişince ben... Tamam, ben bakarım akşam eve. Bulursam sabah getiririm sana. Şimdi Şükrü'yü arayalım da seni evine bıraksın. Şey... Feryal Hanım gelmiyor mu? Feryal diyorsun. O zaman ben gideyim. Siz de rahat rahat röportajınızı yapın. Dur. Tamam. Bir kere de sakin olalım. Olalım. Olalım da. Dışarı mı çıksak acaba? Geç. Ben de böyle haber vermeden geldim Çatkapı. Şükrü abi hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Feryal Hanım da gelecek zaten. Maşallah saat 10. Artık nasıl iş şeysiyse o. Gelmesin mi Feryal? Bana ne canım? Gelirse gelsin. Beni ne ilgilendirir? Sonuçta sizin özel hayatınız. Siz bilirsiniz. Neyse ben artık gideyim. İyi akşamlar. Kıpırdama. Tamam. Lütfen. Hemen geliyorum. Tamam. Bekle.
Yunus'cığım. Merhaba. Merhaba. Bu yüzünün hali ne? Bir aksilik mi var? Feryal, senden bu akşam için çok özür dilerim. Yani çok önemli bir şey oldu. Buraya kadar da geldin ama çok mahcubum sana karşı. Ne oldu? Yoksa şu meşhur ustana mı bir şey oldu? Hayır canım, Allah korusun. Ama en az onun kadar önemli bir durum var. Yani beklenmedik oldu. Yani anlayacağın, röportajı ertelemek zorundayım. Demek öyle. İnan mecbur olmasam yapmazdım. Yani beni biliyorsun. Tabii canım. Bilmez miyim? Neyse artık o çok önemli mesele. Yok, yapamayacağım. Yapamayacağım. Hiç hazır değilim ben. Kalbim kaldırmayacak. Yaparsam işler çığırından çıkacak. Her saniye adrenalin, her saniye çetrefil. Yok, yapamam. Yapamayacağım. Feryal, anlayışın için çok teşekkür ederim. Rica ederim Ömerciğim. Sözü en kısa zamanda telafi edeceğim. Merak etme. Ondan eminim zaten canım. İyi geceler. İyi geceler. Tamamdır Defne. Ben seni anladım nasıl olsa. Kaç bakalım. Ne kadar kaçacaksın? Buyurun. Defne. Mankenimiz senmişsin ha? Ben de diyorum ki Koray böyle bir güzelliği nereden buldu? Konumuz bu mu Sinan? Evet, tam da bu. Defne, pasyon isim mankeni olarak devam etmek ister misin? Manken mi? Hı-hı. Şimdi ne diyeceğimi bilemedim ki. Çok teşekkür ederim teklifiniz için ama o iş hiç bana göre değil. Ben olduğum yerde memnunum. Ah be. Kaçırdık seni desene. Tamam Sinan, tamam. Başka manken bakacağız zaten. Ayrıca bana da yeni asistan bakacağız. Tamam, bakıyoruz oğlum. Bu hafta bitmeden başlar biri zaten. Yok yok. Bu sefer ben kendim bakacağım. Sonra sıkıntı yaşıyorum. Ben uğraşıyorum yani. Vallahi bence de iyi olur. Önceden bir patronla tanışmak lazım çünkü sonra problem oluyor, sürpriz sorunlar oluyor. Oo arkadaşlar, tamam tamam, şimdi bir sakin olalım. Tamam, o silahları bir indirelim, birbirimize ateş etmeyelim, anlaştık mı? Ragıp arıyor. Ragıp, bir dakika. Bak ben çıkıyorum, ben yokken ateşkesi koruyorsunuz. Anlaştık mı? Sakın Ömer, Defne. Alo, Ragıp ne haber? Ben de çıkayım o zaman. Niye duruyorsam? Kaç tabii, kaç. Yine kaç. Kaç. O gün şey oldu ya... şey işte, bugün de tabii işte... Ay. Ben kaçtım, yani çıktım. Kaç, kaç. Çıktım. Defne, bu insanlar, yani sektördeki insanlardan bahsediyorum. Bazen biraz vicdansız olabiliyorlar. Eğer sen manken olmayı kabul edersen... Yok yok. Hani hiç öyle bir şeyim yok benim. Yani senin tercihin. Nasıl istersen. Ama baksana, Koray bir kalbim var demiş.
Ona bile vicdan yapmışsın. Anladım. İşte bazen ben biraz böyle saf olabiliyorum. Böyle şey gibi. Su gibisin. İşimize bakalım. Siz onlara bakarken ben çıkayım mı? Şu ayırdığım 4 kişiyle öğleden sonra bir görüşme ayarla. Hazır hafif günümdeyken. Tamam. Ömer Bey. Şey aslında gece ben gerçekten... Gitmek istememiş miydim? Hayır. Ha evet. Feryal Hanım'la ilgili gelmemiştim öyle şey gibi. Ev basar gibi. Yok canım hiç. Olur mu öyle şey? Bana o kitabı da sen almadın zaten. Sonra bir gece yarısı gelip bütün bardaklarımı da kıran sen değildin. Sonra yatağıma yatıp güzel güzel uyuyan da sen değildin. Değil mi? Bardaklar için gerçekten tekrar özür dilerim. Zaten çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Anlıyorum. Bence artık açık açık konuşabiliriz. Sence? Kilitlendi öyle bazen hızlı vurunca kendi kendine kilitleniyor. Hoş geldin yengeciğim. Defne sen o söylediğim 4 kişiyi ayarla öğleden sonra için. Tamam. Ay maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın çocuklar. Ay ben bölmeyeyim. Yengeciğim muhabbet etmiyorduk ki böylesin. Hoş geldin tekrar. Geldim ama hemen gideceğim. Yardımına ihtiyacım var Ömer. Yengeciğim tabii söyle ne istersen. İstersen Defne'ye söyleyeyim, bize müsaade etsin. Etmesin. Aman asıl müsaade senden. Ben Defne'yi isteyeceğim. Ailesinden. Senin için. Ay şaka şaka. Ay bazen ne kadar güzel şakalar yapıyorum ben. Neyse, ben Defne'yi almak istiyorum hayatım. Bugün alayım Defne'yi. Alışverişte bana yardım etsin. Ne olur Ömüş. Yengeciğim olur tabii olur da. Defne Sinan'ın asistanı. Yani izni Sinan'dan almak lazım. Ha, şu mesele. Ay biliyorum, biliyorum. Aman, alem çocuklarsınız sen. İyi o zaman. Hadi gel Defne. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Günaydın. Seni burada beklemiyordum. İşte ben asistanınıza bir şeyler anlatırken
Fark ettim ki bazı şeyleri eksik anlatmışım. O yüzden işte sabah da böyle. Ömer Bey, ben rezenenizi hazırlamıştım. Ama Defne gelip kahve yapmak istedi. Yani yoksa her şey hazırdı yani. Rezene. Başka? Bir de börek falan. Hani hamur işi, yağlı şeyler seviyormuşsunuz ya ondan. Hadi ya. Demek ki aramızda bir üçkağıtçı varmış meğer. Ya Ömer Bey ama ayıp olmuyor mu böyle üçkağıtçı falan? Ya ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse bakalım. Ben hazırlanıp geliyorum. Şey, yumurta 4 dakikaya hazır. Tepsi de hazırladım ben. Hadi ben kaçıyorum artık. İyi. Git sen. Olay bende.